Sinema Artı bu hafta çok kıymetli bir oyuncuyu ağırlıyor değerli izleyenler. Tüm zarafetiyle Meryem Uzerli bizlerle. Meryem hoş geldin. Merhaba hoş buldum. Ne kadar güzel konuştun böyle. Kalbim açıldı. <gülüyor> ne <gülüyor> kadar ol. güzel. Öncelikle nasılsın bu zor günlerde? Hayat nasıl geçiyor? Keyfin yerinde mi? Hepimiz sağlıklıyız. Yani ailem sağlıklı, arkadaşlarım sağlıklı. Umarım senin ailen de sağlıklıdır. Bizi izleyenlerin Aileleri sağlıklı umarım inşallah evet doğru söylüyorsun yani dünya pandemi de dünyada pandemi var zor günler geçiriyor tüm dünya umarım yakında bu aşıyla biraz güçlendirip insan olarak bundan çıkacağız inşallah yani güzel günler yakındır diyelim umarım evet umarım inşallah hep beraber doğru. daha güzel günleri göreceğiz inşallah hem evet. de çok yakındır. Evet. Peki Meryem, tabii Almanya'da doğdun, büyüdün ve oyunculuk eğitiminin ardından yolun muhteşem yüzyılla kesişti. Ve tabii herkesin gönlünde taht kurdun. Çok kıymetli ödüllerin var, sonra başlayan sinema serüvenin var. Hı hı. Ben aslında bu serüveni senden dinlemeyi çok isterim. Biz seninle nasıl tanıştık? Yani seninle mesela bugün tanışıyorum. Muhteşem İki Yüz tabii ki çok büyük bir diziydi. Bir sanatçı için uh, hem böyle büyük bir karakter oynamak yani gerçekten yaşayan geçmişte yaşayan his, uh, yani uh, historical bir karakter oynamak çok çok uh, değerli bir sanatçı için. Ekip çok güzeldi çok büyük bir um, büyük bir um, hikayeydi anladım. vesaire. O yüzden tabii ki bir sürü insanlar izleyip beğendiler. Bu da bir sanatçı için en büyük hediyelerden biri. Ee, sonra yani aslında Türkiye orada benimle tanıştı diye düşünüyorum. Ama tabii ki Berlin'de, Hamburg'da, Almanya'da 10 yıldır tiyatro yaptım. Orada da tabii ki Türk seyirciler vardı, onlar orada tanıştılar <gülüyor> <gülüyor> tiyatroda ve sonra doğru söylediğin gibi sinema filmler çok yaptım, başka dizilerde vardı böyle sanatsal anlamda sanatçı olarak hayatımızı devam ettik. Evet. Evet. E Tabii sinema filmleri demişken öteki taraf annemin evet. yarası, Cingöz Recai gibi filmlerde boy gösterdin. E, son olarak da Kovan filminde gördük evet. seni. Yapımcısı Mustafa Karadeniz'di. Aynen. Eylem Kaftan yönetmen. O da orada buldu. Evet. <laughs> Kovan'ın filmografinde farklı bir yerde konumlandırır mısın? Yani Art House Hı -hı. sinema için ne düşünürsün? Yani sonuçta ben bir sanatçı olarak hiçbir zaman ıı, sanatsal anlamda ayrım yapmıyorum. Yani tiyatro olsa, film olsa daha... Iı, Komersiyel film olsa, daha sanat film olsa, dizi olsa, yani sonuçta sanat sanattır. Ben de günün sonunda bir oyuncu olarak farklı farklı formatlarda, farklı farklı projelere girebiliyorum, giriyorum da bu tiyatro olabilir dediğim gibi, dizi olabilir, şunlar bunlar. Ja, yani, Kovan Kován Benimitsch schöne, ja nie bi Deneemde. Charaktersal, ja yani Charakter, daha hat, chok, sanft, melancholik bi um, Energie, chindere, olduiet chind, ja nie bi Yoksa sonuçta benim için sanat sanattır yani öteki tarafta da aynı hı hı. E, e, duygu yaşadım e, ya da annemin yarası da çok güzel bir e, bir film oldu. E, Cingöz Recai vesaire. Yani e, Kovan'ı e, tabii ki art house bir, bir proje e, daha böyle e, sanatsal ağırlık hı hı. E, bir proje. ...film oldu. Ama orada bir ayrım yapmıyorum yani. Sonuçta ben bir oyuncu olarak... E, ...hepsine... Tabii. ...aynı bakıyorum. Tabii yurt içi ve yurt dışında birçok festivalde... ...boy gösterdi. Evet Kovan doğru. Bu arada. Festival yolculuğu da gerçekten çok kıymetliydi. Uzun evet. sürdü. Biz çok mutlu olduk çünkü Kovan'ın filmi... ...tabii ki farklı bir mesajı da var. Tam da bu pandemi... ...konuya... Girdiğimizde yani biz insan olarak hep duadan alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz ama geri vermiyoruz. O yüzden zaten pandemi diye bir şey oldu hayatımızda. Du duayı insan olarak yeterince korumadık. Ve bu film aslında bunu çok güzel hatırlatıyor, güzel gösteriyor. Biz insan olarak ne kadar duayı manipüle, manipülasyon etmeye çalışırsak o kadar ağır cevap gelecek. Yani o anlamda tabii ki zamanlama olarak tam e, iyi bir, bir bir şey yakalandık. Çok da derin mesajlı ve tüm festivallerde dünyada izlendiği için e, bence bu çok çok güzel bir şey. Yani çünkü güzel derin bir mesajı var. Kesinlikle çok güzel ve çok kıymetli Evet. Tabii Türkiye'de gelen büyük bir şöhret e, vardı. Ardından zor günler de geçirdiğiniz oldu. E, bazı rahatsızlıklar girdi araya son derece insani sebeplerden dolayı tabii burası işin biraz magazin kısmı onunla hiç ilgilenmiyorum ama o zor dönemleri nasıl atlattınız en büyük motivasyonunuz neydi mesela yani sonuçta biz insan olarak hepimiz daha iyi dönemler yaşıyoruz hayatımızda daha zor dönemler yaşıyoruz bu hepimize oluyor aslında bunu nasıl yani orada ne motivasyon oldu? Yani benim inancım çok yüksek derecede var. Yani sonuçta ben hayattaysam hep umut vardır. Yani biz hayattayız, daha ölmedik. Bu bu hayat çok büyük bir hediye. Biz burada bir misafir olarak geldik. Gene başka yerlere gideceğiz bundan sonra. Bunu düşünerek farkında var olmak ve bilmek her zaman bana güç kattı. Ama e, tabii ki sonra Lara'nın, benim ilk çocuğumun doğumdan e, sonra o da bana çok e, çok çok güç ve, ve e, motivasyon ve umut kattı. Ve zaten sen bir sanatçı olarak, bir oyuncu olarak sadece ben kendim üzerine konuşabilirim ya da benim sanatçı arkadaşlarım üzerine konuşabilirim, tanıdıklarım üzerine. Yani biz e, kendi duygularımızla çalışıyoruz. Yani sonuçta e, bir oyuncu olarak kimde ...kendin içindeki var olan iç dünyayı dışarıya doğru yansıtıyorsun her farklı karakterlerle. Ve yani bunu dışarıya yansıtmak için tabii ki kendini çok sensitif tutman lazım. Çok akış içinde tutman lazım, duygusal sistemin falan filan. Yani orası zaten çok sensitif bir sistem olduğu için herhalde arada e, kayabilir ya da zorluk çekebilirsin kendi duygularınla vesaire. Şarj olman lazım. Sonra gene toparlayıp bu duygusal sistemini güçlü bir şekilde kendin için, özel hayatında ya da işin içinde vermek için e, nasıl söyleyeyim bir şarj olman gerekiyor. O kadar. Ben de tüm bu hassasiyetin içinde karşımda çok güçlü bir kadın görüyorum gerçekten de. E, çok iyi toparladınız ve o <laughs> güçle beraber <laughs> e, Almanya'ya döndünüz. Hı hı. Tabii e, Almanya'ya döndükten sonra aslında buradaki hayatı özledin mi? Biraz onu merak ya şimdi ediyorum. Ya hep insanlar yani ilk önce e, beni güçlü bir insan olarak gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Bence biz hepimiz güçlü insanlarız çünkü insan olmak her zaman kolay değildir. Yani e, Allah'tan varlık olarak buraya. E, Burada yaşıyoruz, bu dünyada ve zorluklar yaşıyoruz mutlaka hepimiz. Ama işte hayat bir hediye dediğim gibi. Yani hepimiz güçlüyüz, sana da söylemek istiyorum, Seyirci'ye de söylemek istiyorum. Bir tek yani onu geri vermek istiyorum. Hepimiz güçlüyüz. Yani aslında bir sürü insanlar sürekli diyorlar, ha sen Almanya'ya döndün, yok Türkiye'ye döndün ya da sürekli bu dönme konusu. Ben hiçbir zaman hiçbir yere dönmedim ki. Sonuçta benim babam Türk, annem Alman. Ben e, hep Türkiye'de e, varım, hep de Almanya'da varım. De Almanya'ya bir ara döndüğüm zaman demek değil ben Türkiye Türkiye'de değilim. Şimdi ben Türkiye'deyim. Ailem ailemle mesela bu yıl üç, üç ay burada yaşayacağız. E, sonra gene belki Almanya'ya gideceğiz bir kaç hafta, birkaç ay. Yani her hep buradayım, hep de oradayım. Yani orada da bir ayrım yok. Ee, ama tabii ki Almanya'da olduğum zaman burayı özlüyorum. Ee, burada da olduğum zaman arada Almanya'yı özlüyorum. Yani e, ama Allah'tan uçak artık vın 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 zıt 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 <laughs> hızlı bir şekilde uçuyor. Peki ben bu koşturmanın içinde hmm. gündelik hayatını merak ediyorum. Aslında oyuncu Meryem Uzerli değil de bir anne, bir ev kadını, bir sinema izleyicisi Meryem Uzerli'ye sormak istiyorum bu soruyu. Gündelik hayatın nasıl geçiyor? Sevdiklerinle vakit geçirebiliyor musun? Hmm. Sinema saatin var mı evde? Ne tarz filmler izliyorsun? Veya Türk dizileri takip ediyor musun? Şimdi iki tane çocuk olmadan önce benim sinema vaktim vardı. Öyle söyleyeyim. <laughs> evet. Çok iyi anlıyorum. Evet, sen iyi anlıyorsun. Evet. Senin bebeğini gördüm. Allah başlasın. Hep bütün dünyadaki çocuklar hep sağlık olsun, korunak altında olsun. Değerli varlıklarımız, en değerli varlıklarımız. Evet. Eğer çalışmasam öyle gözüküyor. Sabahleyin yani şimdiden bahsediyoruz değil mi? Şimdi o yüzden bu sabah beş buçukta uyandım. Bebek yanımda değildi. Ama vücut beni uyandırdı sanki bebek yanımda. Yani <laughs> evet. artık öyle bir şey oluyor. Yani beş buçukta bebek beni uyandırıyor. Bazen kısmetle yedi oluyor. <laughs> Ama normalde beş buçuk. Ve sonra o süt içmek istiyor. Sonra o yerde böyle oyuncak e, yorgan var, hı hı. yumuşak oyuncak, onu oraya koyuyorum, o böyle vıt 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 şeylerle <laughs> oyuyor, uy, e, oynuyor. Lara hala uyuyor, sonra ben kendim kahvaltı yiyorum, sonra e, Lara okula gidiyor, yani böyle zaman böyle geçiyor. Sonra bebek uyumak istiyor, rahatsız oluyor, uek uek yapıyor, sonra uyumak istiyor. Sonra bazen onunla böyle vım, uyuyorum öyle yani çok böyle bir başka bir şey yok. Her şeyle kendin ilgileniyorsun. Evet o, o o evet çünkü ben düşünüyorum ki tabii ki ben çalıştığım zaman yardım lazım mutlaka yoksa ben çalışamam fakat çalışmadığım müddetçe evet her şey yalnız yapmak istiyorum yoksa. Ben kendim yapmazsam depresif olurum çünkü hayat yaşamak lazım yorucu şeylerde anlatabildin mi ben? Evet. Bir de hiçbir zaman bu zaman geri gelmeyecek yani o dönemler çok hızlı büyüyorlar o bir gün bile geri gelmeyecek kimse bana geri vermeyecek o günü kesinlikle. O yüzden yaşamak istiyorum. <laughs> um... Evet, tüm anneler ve babalar bunu anlayacaklar. Ee, yorucu <laughs> bir şey ama dünyanın en güzel şey. Kesinlikle, evet. öyle, kesinlikle. Evet evet. Türk dizileri demiştik. O zaman öyle bir vaktinde Yok Şu Muhtemelen anda hiçbir etmem. dizi için vaktim yok. Ne zaman bir şey izliyorum? Belki uçakta uçtuğum zaman bir şey izliyorum. Neyi orada izledim? Um, bir film vardı, The Greatest Showman izledim. Hugh Jackman'le. Oh. O çok güzel bir filmdi, evet en son onu uçakta izledim. O kadar. <laughs> Bazen telefonda bir YouTube video, <laughs> o kadar. Tabii dünya dijitalleşiyor artık, sinemada doğru, bir şekilde o, aynen. dijital platformun evet, doğru içinde olmaya başladı. Ben, aynen, çok, çok dijital doğru Dijital platformlara söylüyorum. sıcak bakar mısın peki oyunculuk teklifi gelse sadece bir dijital platform için? Tabii tabii, yani ben sonuçta bir oyuncu olarak, bir sanatçı olarak her güzel teklife Um, sıcak bakarım güzel bir teklif nedir? Yani güzel hikaye, güzel karakter, um, güzel bir ekip um, um, onlar var, olunca tiyatro olabilir, sinema film olabilir, dijital platform olabilir, televizyon olabilir. Um, yani içimdeki karnımdaki his böyle yani bir, bir, bir projeye aşık olmak lazım. değil mi? Evet, yani kesinlikle. sıcaklık hissetmek lazım. Bu benim beni hayatımda buldu bu projeyi, ve bu bana ait bir şey. Bu ee, projenin biraz da seni çağırması e, lazım aynen, gerçekten. Aynen, aynen. Evet, peki evet. yakın dönemde yeni bir projede görecek miyiz seni? Evet, biz şu anda yeni bir proje hatta dijital platform için <gülüyor> <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> hazırlanıyoruz. Ama şu anda çok başlangıçta olduğu için um, Şubat'tan beri... Aya, ya yeah. yeah, bir 6 ay şu hmm. anda 5-6 um, ay şu anda ım, ım, yazma odasındayız ve ım, hazırlanıyoruz. Çok güzel bir proje olacak. E, tam beni heyecanlandıran e, noktalar var, o hikaye, oyuncular ım, vesaire vesaire. Ama onun daha var yani, daha hazırlanmak süreçteyiz, e, evet. Biz de merakla bekleyeceğiz. Tamam, süper. <laughs> Peki Meryem, <laughs> çok güzel. Ee, Konuşuyorsun, sohbet ediyoruz ama Çok sohbetimizi bir virgül koyalım ve hızlı sorularla tekrar burada olalım evet, olur Evet, şimdi terlemeye başlayacağım. <laughs> evet, evet. evet. Hızlı duyunca stres oluyor <laughs> ben. Bence üstesinden <laughs> gelirsin. İnşallah. <laughs>